2 Şubat, 8 Şubat haftalık burcumuza hoş geldiniz. Bizi izleyen bizi takip eden, bizimle olan, hoplayan, zıplayan, e, gönülden bizim için yazı yazan ve yazılarınızı tek tek okuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ama ülkemizde yaşanan Elazığ ve Malatya depreminden dolayı canlarını kaybeden tüm ailelere sabır diliyoruz. Ülkemize, vatanımıza, toprağımıza zeval gelmesin istiyoruz. Yani hepimizin duası depremzedeler için diyoruz ve zaten bağışlarını yapanlar e, gerçekten bize e, biz tek yürek olduk ülke olarak hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz de tek yürektik. E, duygular tarife olmaz. Ama tabii ki Allah e, tüm ölenlerin mekanını cennet etsin. Ailelerine sabır versin istiyoruz. Bir daha da ülkemize, dünyada hiçbir noktaya yaşatmasın. Tabii ki sokak hayvanları da unutmuyoruz. Onların da çok büyük e, fedakarlıklarını gördük. E, oradaki hizmet eden herkesin çok fedakarlığını gördük ve seyrettik. Gurur duyuyorum Türkiye'mle. Gurur duyuyorum insanımızla. Hepinizden milyarlarca kez Allah razı olsun. Çünkü bizde merhamet ve vicdan çok fazla var. Böyle bir ülkedeyiz, böyle bir topraktayız, böyle bir millet bir bütünüz diyorum. Evet 2 Şubat 8 Şubat haftalık burcumuza hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Koç burçları diye başlıyorum. Koç burçları için e, aileyle yaşanan gereksiz e, gerginlikler, huzursuzluklar ya da sizin yarattığınız gereksiz tavır ve edalar, biraz sert ifadeleriniz, biraz aile, anne, baba, eş dediğimiz noktalarla ilgili sizi yoracak bir hafta. O yüzden rica ediyorum ev düzeninizle alakalı noktanızın sakinliğinizi koruyun ve özellikle hala teyze ya da kadınlarla alakalı yaşayacağınız bazı gerginlikler sizi biraz mutsuz edecek ve söylenilen davranışlardan ciddi anlamda rahatsızlık duyabilirsiniz. Ama sakinliğinizi korumanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü söyleyeceğiniz her laf sizin kendi ailenize zarar verecek. O yüzden ihmal etmeyin diyorum. İş konunuzla alakalı da uzun süredir eğitim almak isteyen ve iş şey ile alakalı eğitim almak isteyen bazı koç burçları bu kariyerinizle ilgili doğru karar vereceksiniz ama yerinde değişim ve uzun süredir aynı noktadaki yaşadığımız evrede çok stresli ve haksızlıklara uğruyorum diyen koç burçları biraz daha sabırlı olursanız haklarınızla alakalı noktanın büyük bir aydınlanmas büyük bir aydınlanmasını yaşayacaksınız ta ki kendi işini yapan ve yüksek yöneticilik yapan bazı koç burçlarında da evet e, daha bir konum değişikliği ya da oluşmasını istediğiniz firmanızın büyütme gibi evresi olacak. Ya yani aslında iş konunuzla ilgili noktada bir rahatlık. Kendi işini yapan bazı koç burçlarına diyorum ki güzel bir hafta verimliliğini doğru dengelerseniz de para kazancınızla alakalı korkularınızın geride olacağı. Evet biraz maddi olarak, aile olarak bu hafta sizi zorlayabilir ve e, parayla alakalı kaygıları çok fazla olabilir Ben diyorum ki sizler kural ve disiplin içerisindesiniz ama gözü kara ya yanlış hatalar size maddi olarak zarar verebilir dikkat evet. sağlık olarak özellikle e, mide mide gazla alakalı ya da e, bronşlarınızla alakalı son zamanlarda hassasiyet yaşayabilirsiniz bir de tatil planınız var ama bu tatil planı bu hafta erteleme gibi e, ihtimaliniz olabilir bazı e, olaylarla ilgili ya da aileyle ilgili nedenlerden dolayı bir erteleme dönemimiz olacak diyorum. Ee, şöyle söyleyeceğim. Uzun süredir görüşmediğiniz dostlardan güzel bir evre. Parasal evrede de biriktiğiniz bir noktada bir ev almak istiyorsunuz ama şu an doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Sadece evinizdeki eşyaları yenilemeniz hayırlı ve aydınlık olacak. Yasal bazı çözülmesi gereken evreler var. Bunun için mahkeme gününüz belirlenmiş olabilir. Sonu sizin için aydınlık olacak diyorum. Evet koçlar bu haftayı Aile ile alakalı sinir evlerini doğru dengede oturtursanız gayet keyifli ve güzel bir hafta. Özellikle e, üniversite eğitimi yapacak bazı koçlar, e, üniversite ile ilgili telaş yapan, okuyan koçlara diyorum ki sakin olun. istediğiniz noktanın zaferi var ama geçmişinizle alakalı ilişkilerle ilgili kafayı yoran bazı koçlara da diyorum ki hayır sakin ol çünkü sana güzel bir aşk var. Bu aşk senin ruhuna iyi gelecek diyorum. 2 Şubat, 8 Şubat boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız e, boğalar için şunu demek istiyorum. Istiyorum. Evet hassaslık derecesinde detaylı ve işinizle alakalı haklarla ilgili kendinizin haksızlığa uğradığınız için hassas bir ruhunuz olacak. Ben de diyorum ki ilk önce e, iş yerinizle ilgili değil de sizin gereksiz takıntılarınız ve kuruntularınızla alakalı bu gerginlikleri bir düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü sizin e, parasal evrede bazı hatalar yap, yapmanıza sebep olabilir. Ya da işinizle ilgili biraz uyarı alacağınız bir dönem olabilir. Biraz hassasiyeti geride bırakıp işimize konsantre olmamız lazım. Bir de uzun süredir e, bulunduğumuz alanla ilgili bir değişim ve yenilenmesini istediğiniz bir nokta olabilir. Bunun bir sevincini yaşayacaksınız. Ortak işi yapan boğa burçlarına diyorum ki bu hafta biraz sizi parasal anlamda zorlayabilir. Para ödemelerinize dikkat edeceksiniz. E, fakat uzun süredir hayatınızda e, beklediğiniz devlet ya da kurumsalla alakalı bir haber bekleyen bazı iş konuları ile ilgili rahatsız olan boğa burçlarına evet bu hafta güzel bir haber hatta işiniz şimdiden hayırlı olsun güzel bir kapının sevincini yaşayacaksınız ailevi gereksiz tartışmalar var aslında gereksiz değil sizin hep görmemek istediğiniz ve gözünüzü kapattığınız ve hayır duymak istemiyorum dediğiniz olaylarla şırap dep yüzleşeceğiniz bir hafta. Hatta ben bunu çok uzun süredir yapmanız gerektiğini düşünüyorum ama sizin korku ve bazı kaygılar ve düzen bozulmasın diye sessizliğinizle ilgili sizin biraz canınızı yakacak olaylar var. Anne babayla alakalı sağlık problemi olabilir bazı boğa burçları için. Ufak bir operasyon gündemimiz var ve bazı kadınlarımız estetikle ilgili düşüncesi olan Boğa burçları Şubat 8'e kadar ya da Şubat'ta 8'den sonra estetik doğru bir zaman ve uzun süredir altın yatırımı yapan eve çevirmek isteyen boğa burçlarına sesleniyorum. E, altınınızı biraz daha bekletin. Ondan sonra yatırımınızla ilgili süreci e, doğru noktada sağlayacağınızı düşünüyorum. Uzun süredir de üniversiteye üniversite ya da lise ya da çocukluğun arkadaşlarınızla geçirmek istediğiniz bir vakit ya da onlardan gelecek haber sizi çok mutlu edecek. Sevinç haberleri diyorum sizin için. Notları almışım. Notları tekrar kontrol ediyorum. Sağlık olarak bağırsak ve bağırsak enfeksiyonları e, ya da sinüzitle ilgili baş ağrılarınız gündemde olabilir. Bunları ihmal etmiyoruz. Bir de çocuk isteyen ve tedavi gören boğa burçlarına sesleniyorum. Evet bu çocuk doğru zamanda sabırlı olun diyorum endişe etmeyin. Kariyer hayatınızla ilgili dil eğitimi almak ya da resim ya da tiyatro ile ilgilenmek isteyen bazı boğa burçlarına diyorum ki evet bu planı uzun süredir yapmak istiyordun ama senden iyi bir pilates hocası ya da iyi bir nefes terapisti olabilir. Bence bunu da dikkate alman gerektiğini düşünün. Bir de hafta sonu ufak bir aile ya da bulunduğunuz ilin bir saat ya da iki saatlik mesafedeki bir noktaya gitme gibi arkadaşlarınızla niyetiniz var. Doğru bir karar yapabilirsiniz diyorum. 2 Şubat, 8 Şubat. İkizler burcunu neler bekliyorsa neler bekliyor diyorsanız İkizler'de aslında muhteşem bir aşk arayışında. Duygularının kıpır kıpır hareket ettiği, maddi olarak da beklediğiniz haberler ve yeniliklerin size artılar getireceği bir hafta. O yüzden aşk sizde öncelik haftası diyorum. Bu öncelik özellikle geçmişinizle alakalı yaralandığınız konular artık geride bırakmış olduğunuz ve artık yeniliğe hazırım ve doğru insanı bekliyorum. Gerçekten bu doğru insan enerjinize doğru hareket edecek ama siz belki meditasyonla alakalı biraz daha arınırsanız korkularınızı da yenmiş olursunuz. Çünkü il, il, ilişkiler konusunda hep hata yapan taraf olduğunuz için ve hep yargılanan ve suçlanan taraf olduğunuz için insanların sizin e, tavır ve edalarınızı yanlış anlayabilir. Bir meditasyon bir enerjimizi bir konuda değiştirelim. Banka ya da finans sektörüyle uğraşan ikizler burcunda e, bir eğitim dönemi olabilir ya da bir sınav haftanız olabilir. Bu sınavda başarı sağlayacaksınız ama biraz dikkat kaybınız olabilir. Bunu da toparlayabilirsiniz toparlamanızı istiyorum. E, farklı bir sektörde çalışan ikizler burcu içinde yeriniz aynı şekilde devam edecek ama zarar gelecek ya da işinizden kovulma gibi bir risk görmüyorum. Hatta uzun süredir beklediğiniz bir terfi var ama bunun biraz daha vakti var. Çünkü bulunduğunuz alanın bazı karışıklıkları sizi ürkütüyor olabilir. Ürkütmesine Ürkütmenize gerek yok ama ben illa yer değiştireceğim diyorsanız size güzel bir teklif var. Bu teklifi değerlendirip doğru noktaya geçiş sağlayabilirsiniz. Evli ikizler burcu içinde bir ev yenilenmesi ya da, ya da bir evle alakalı gündemde konular söz konusu olacak. Hatta yatak odasından şikayet Eden ya da dolabını değiştirmek isteyen ikizlere tam zamanı diyorum doğru bir karar haftanız ee, belki sizin ee eşinizle alakalı özellikle e, kadınlarımızın eşleriyle alakalı bir kalp ya da damarla ilgili biraz ürkütecek bir nokta olabilir ama son aydınlık diyorum merak etmeyin endişelenmeyin belki sizin de ailenizle geçirmek istediğiniz bir hafta sonu var onlarla güzel ve kaliteli vakit geçirmek istiyorsunuz bu doğru bir karar olarak düşünüyorum evlenmeyi düşünen ve bir türlü maddi dengeleri oturtamayan ikizler aslında doğru karar verdiniz ama işlerinizle alakalı beklediğiniz bazı yenilikler var bu yenilikler oldukça oturduktan sonra siz de bu yıl sonu bitmeden bu düzeni oturtmuş olacaksınız ama şu an için yapmanız gereken biraz daha sabırlı olup korkularınız ya da e, yapamayız, başaramadığımız dediğimiz olayları iyileştirmeniz lazım. Ufak bir mahkemesel ya da ailenizi ilgilendiren bir miras konunuz olabilir. Bu sizi çok mutlu edecek. Hatta daha erken hayatımızı ve evlilik düzenimizi oturtabiliriz. Ortak işi yapan ikizler Burcu bu hafta ortaklarınızla aranızda gereksiz tartışma ya da bulunduğunuz yöneticilerinizle alakalı gereksiz bir tartışma tartışma sizi biraz yıpratacak ihmal etmeyin diyorum. 2 Şubat 8 Şubat yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız yengeçlerin Aslında özellikle üniversite öğrencisi ya da üniversiteyle ilgili staj arayan yengeç burçlarımız Evet stajınızla ilgili sorunlarınız varsa çözümlenecek ama yeni bir işe girmek isteyen yengeçlere diyorum ki bu hafta doğru evraklarınızı yollarsanız iş haberiniz gelecek Çünkü sizde kararsızlıklar yaşıyorsunuz Bence bir yerden başlarsanız daha sonra istediğiniz noktaya gideceğinize inan inanıyorum ama devlette öğretmen ya da doktor ya da mühendis olan bazı yengeç burçlarına diyorum ki size enteresan teklifler ya da sizin aklınızı karıştıracak işle ilgili yenilikler olabilir. Sakın oyuna gelmeyin. Zarar göreceksiniz. Yerinizi korumaya özen gösterirseniz çok sevinirim. Birinin aklıyla zarar görecek. Kendi işini yapan bazı yengeç burçlarına diyorum ki e, aslında ürünlerde değil de ya da yaptığınız işle ilgili dikkat ya da adaptasyon sorunu ile ilgili ya da Yöneti, yönettiğimiz alanla ilgili bir adaptasyon sorunu yaşayacağınız için hatalar yapabilirsiniz. O yüzden bu haftayı biraz daha dikkatli geçirmeniz gerekiyor yengeç burçları. Sakinliğinizi koruyun. Çünkü aslında yavaş yavaş başarı ve paranın ve güçlenmenin sizin hayatınızda daha verimli olacağını söyleyebilirim. Bazı toplantı dönemlerimiz var. Bu toplantılar e, özellikle bulunduğumuz noktada dolaşma toplantıları yani ne bileyim burada e, İmraniye'deyseniz Halkalı'ya gitmek gibi ya da İzmir'deyseniz Bolu'da e, Bornova karşı yakaya gitmek gibi. Bazı e, toplantılar biraz hareketli geçecek. Bu toplantılar size artı kazançlar sağlayacak. Bence gideceğiniz toplantıları biraz daha dikkate alırsak sonu kazançlı sağlayacak. Uzun süredir görmediğiniz bir dostunuzla dedikodu haftasına giriş yapabilir. Hatta geçmiş dostunuzu biraz çekiştirip sonra onun sizin hayatınızda nasıl olduğuyla ile ilgili gergitler yaşayabilir. Ama o çekiştirdiğiniz arkadaşınız da size geri adım atacak. Bilmiyorum vicdanınız doğru mu devam etmek istiyorsanız edin biraz daha zarar görün ondan sonra git gitsin olabilir diyorum ee, aileyle alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama e, özellikle Ege'de yaşayan ya da Ege ile alakalı yatırımı olan bazı yengeç burçları ve aile büyüklerimizin satmak istediğiniz bir yeri olabilir ve uzun süredir satamıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili güzel bir haber gelecek ve hatta satma kararını da vermiş olacaksınız. Sizin en büyük sorunuz e, evli olan yengeç burçları devamlı boşanacağım, yok mutsuzum, yok şöyleyim demeyi bırakın. İlişkiye tam sahip olursanız sürpriz bir çocuk kararı da vereceksiniz. Bence siz ilişkinizde mutlusunuz. Tekrar ilişkinize kontrol et etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sağlık olarak göz kontrolleri, göz ya da e, vücutta reaksiyon gösteren alerjiler olabilir. E, yediğiniz gıdaya ya da çamaşırınıza dikkat etmeniz lazım. Bir de uzun süredir kayıp olan bir şeyin arayan bazı yengeçler çalınmamış olarak gözüküyor. Evinizde dikkat ederseniz sevinirim. 2 Şubat, 8 Şubat aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Aslanlarda şu var. Evet, çok büyük toplantılar, yenilikler, hayaller var da sizi son bir geçtiğimiz hafta ve bu hafta biraz daha yoracak. Çünkü hedeflediğiniz şeylerle ilgili bir duranlık, bir sessizlik. Onu ondan haber beklerken o olmuyor, bu olmuyor haftası yaşadık ya geçen hafta. Bu hafta evet bir haberler gelecek ama sizin tatmin olabileceğiniz haberler değil. Biraz daha kafanız karışacak ama sanki cuma itibariyle bu haberler size artık evreye geçiş sağlayacak. Yeni imzalanması gereken anlaşmalar ya da beklediğiniz haberlerin sevince cuma itibariyle gerçekleşecek. O yüzden ee, Pazartesi bir gerginlik, salı biraz yumuşama, çarşamba vurdum duyma, perşembe sevinçler dediğimiz bir süreç yaşayacaksınız. Ama sizin gerçekten ruhani evreniz çok yorgun olduğu için biraz sakinliğe, biraz derin düşünmeye, sonra radikal kararlar vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yıl sizi çok yoran ve sizi gerçekten yıpratan olaylarla yüz yüze kaldınız. Artık netlik istediğiniz için de parasal evrede de yorgunluklarınız olduğu için hiçbir şeyin net olmaması size. Evet artık netlik, netlik Dönemine giriyorsunuz Şubat ayı sizin kararlar netlikler ol, olması gereken haberlerin doğru başlangıçları olacak. E, o yüzden bence güzel bir hafta. Sadece dingin ve enerjimizi yüksek tutacağız. Evet yeni iş arayan ya da iş konuları ile ilgili aksilik yaşayan aslan burçlarına da şöyle demek istiyorum bulunduğunuz nokta evet doğru ama iş arayanlar için biraz daha vakit var sabırlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir de e, eğitimini yarım olan bazı aslanlar ya da ya da eğitimin üniversite yarım bırakan ya da liseyi yarım bırakan aslanlara diyorum ki eğitimle ilgili karar verdiniz bunları da tamamlamanız sizin için hayırlı ve aydınlık olacak Bence bu çok doğru bir ve özellikle dil eğitimini almak istediği istiyorsunuz ama buna vaktiniz yok internet dediğimiz muhteşem bir ortam var her an kelime öğrendikçe insan kendini geliştirir diyorum ee, sağlık olarak sırt ve boyun bölgemiz ve ayak tabanlarımızla ilgili ciddi sıkıntılar bir de gece yatarken uykumuzda bölünmeler yaşıyorsunuz ee belki çok stresli ve gergin olduğunuz için bölüme. Bir de stres, vücut stresli gel. Bir masaj olabilir ya da e, ne bileyim sessiz bir ortamda hani böyle eskiden tahtaya yatardık ya siz de bir tahtaya yapın, enerjinizi atın diyorum. ile alakalı özellikle çocuklarınızla ilgili tedirgin olan ve sağlığıyla ilgili endişe yaşayan bazı aslan burçlarına diyorum ki hiçbir sorun yok. Kardeşler arasında gereksiz bir kar, karmaşa çıkacak. Yani gereksiz atışmalar, biraz gereksiz huzursuzluklar olacak. Bence biraz bunu yumuşak akışlarla geçebiliriz. Çünkü sizin de dilinizin kemiği yok. Bazen öyle bir sinirleniyorsunuz ki kapı orada modundasınız. Elli hareketiniz göstermiyor ama göz hareketiniz gösterdiği için. Bence aile ile ilgili gerginliğe gerek yok. Çünkü bir miras var. Bu mirasla alakalı herkes bizim senin karmaşası yaşanacak. Bence adatli, adaletli noktada paylaşılacak. Sizde de araç kazası ya da ara, arabanız varsa... E, biri arabanıza vurabilir. Buna dikkat edin istiyorum. 2 Şubat 8 Şubat Başak burçları neler bekliyor diyorsanız. Sürpriz bir hafta. Neden sürpriz bir hafta? Ee, uzun süredir ya mahkemeyle ilgili beklediğiniz evraklar ya da gün bekliyor olabilirsiniz mahkemeyle alakalı ya da devletten beklediğiniz zafer kağıdınız elinize geçiş yapacak. Gayet güzel geçiş yapacak. Hatta siz bile şaşıracaksınız. Biz bu kadarını beklemiyorduk diyerekten. Mesela işine geri dönmek isteyen ya da iş mahkemesi ya da para mahkemesi olan Başak Burçları parayla ilgili çok büyük bir rahatlama. Kendilerinin özgüvenini biraz daha rahata geçirecekler. O yüzden doğru bir haftanın heyecanı başlayacak sizde. Bunu doğru dengelendirdiğinizde de ev almak istiyorsunuz. Bunu da başarmış olacaksınız. Galiba sizde güzellikler hareket etmeye başlıyor. Ailenizin de uzun süredir çözülmesi gereken e, müteahhitlik ya da mimarlık ya da ne bileyim bir inşaatlık bir durumu olabilir. Bununla ilgili bazı destekler verebilirsiniz. E, ama e, şöyle bir şey söyleyeyim. Sizde şu var. Ya ben yaptım ya. Ben ettim ya. Ben çok mücadele verdim ya. Beni anlamakta çok zorlanıyorsunuz. Ya dediğimiz evreleri kenara bırakın. Net olursanız ve daha güçlülüğünüz kadar bu size maddi olarak da kazanç sağlayacak. Bence ailenizle alakalı malı bir kontrol edelim. Değerli gibi gözüküyor. İş konunuzla alakalı da uzun süredir yapmak istediğiniz ve planladığınız e, bir ...teklif ve bu teklif sizi çok mutlu edecek... ...gözüküyor. Eğer burayı başarırsanız... ...parasal evrede de güçlenme, işinizle... ...ilgili denetlikler sizi mutlu edecek... ...gözüküyor. Çünkü hak ettiğiniz... ...noktanın heyecanını... ...yaşayacaksınız. Özellikle... ...öğretimle alakalı yüksek... ...akademisyenlik ya da eğitim vermek isteyen... ...bazı başak burçları... yani ...şubat-mart eğer bir sınav ya da... ...devletle alakalı bir açık evre varsa... ...bunu hak olarak kazanacağınızı görüyorum... ...ve size bir devlet kapınız... ...ya da akademisyenlikle ilgili yapmak istediğiniz planlarınız için de doğru bir başlangıç ve bu kararla ilgili de yapmanız gerektiğini uyaracak insanlar var. Bunu da dikkate alın diyorum. Son zamanlarda e, tırnak batıklarınız ya da hani yeriz ya böyle ben yemiyorum. En nefretim çünkü bana Rabbimin verdiği elleri çok seviyorum. Ya ben her şeyimi çok seviyorum ayrı bir şey de biraz kendimi seviyorum ben. Yani şu sinirsel yeriz ya batığımız olur çekeriz eti çekeriz. Sanki böyle farkında olmayarak biraz bu takıntıya doğru hareket ya da dudağımızı böyle yaparız ya bir şey varmış gibi buradaki biraz bunlara dikkat edersek bu biraz size sıkıntı yaratabilir son zamanlarda botoksu gelen başak burçları hani para yok botoks aman hayatım her şeye para buluyorsun şu botoksunu da yapman gerektiğini düşün sizde de bir babayla alakalı çözmeniz gereken ya da uzun süredir konuşmak istediğiniz bazı konular olabilir bazı başaklara ya da amca babanız yoksa bile amca ya da dedelerinizle alakalı bence konuşun çünkü bazı konular sizin kafanızı karıştırıyordu bunlarla ilgili cevap almak istiyorsunuz bu da doğru. Özellikle doktor olmak isteyen Başak Burçları e, seslenip, üniversite öğrencisi son senede. Evet, kim doktor olmak istiyorsa bu sene başarırsanız hatta istediğiniz okul kapınızda diyorum. E, nazara gelebilirsiniz. Özellikle bu hafta böyle günlerde ya da kadınların gözüne ya da erkeklerin gözüne gelebilirsiniz. Bu hafta şöyle söyleyeyim, göze gelme haftanız olabilir. Dikkat diyorum, nazar boncuksuz çıkmayalım. Nalımızı takalım, nazar boncuksuz çıkmayalım diyorum. Terazi burçları 2 Şubat, 8 Şubat terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, terazilerde korkulu olan gerçeklerle yüzleşme diyoruz. Hayaller bu benim, o benim, şu benim, şu böyle dediniz ya hep yani hayaller de ve bir de gerçekler var. Yani aslında korktuğunuz gerçekler tek 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 iş probleminiz varsa tek 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 karşınızda aşk probleminiz varsa tek boşanmanız varsa tek 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 karşınızda aldatılıyorsanız tek 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 karşınızda o yüzden bu hafta böyle olur olmadık şeyler sizi biraz aşağı çekecek gözüküyor gördüğünüzü ee, gördüğünüze inanın duyduğunuza değil ilk önce gözünüzde görün Ondan sonra duyduklarınız sizin için doğru olabilir. Yani böyle şeyler gündeme gelecek ama dikkat edin biraz da kulak misafiri olun Ondan sonra ne olacaksa olun. Evet bir avukatlık işiniz var. Bunda bir e, sıkıntı yaşayacaksınız ama ikinci erteleme gibi bir durum olabilir. Ya da bir evrak gelecek. Bu biraz ertelenecek. Sonra hak evreniz olacak diyorum. Özellikle erkek çocuğu olan terazi burçlarını e, söylemek istiyorum. Çocuklarınızın üstüne gereksizce baskı kurup onlara gereksizce kaprisleri onların yaşlarının farkında olmadan baskılar yapıyor olabilirsiniz. Onlar da bir birey. Lütfen onlara gereksiz baskılardan uzak durun. İş konularıyla ilgili aksilik yaşayabilirsiniz. Çünkü bu ara dikkat haftanız var ya dikkat dikkat dedik. Yani yöneticiniz ya da bir iş arkadaşınızın size tavrından dolayı işinizde mobbing uygulamaları gerçekleşebilir. İstaf istifaya zorlanabilirsiniz. Başka birinin aklını oyup gereksiz bir tavrınız dikkate alınmış olabilir. Yani biraz dikkat edelim. işimize sarılalım. Yani yay, yaylanmıştık bu ara. Yaylanmayı bırakıyoruz. Biraz dikkatimizi toparlıyoruz ve dengeleri toparlama. İşsiz olan Terazi burçları için şunu demek istiyorum. Biraz daha vaktiniz var ama e, artık ben ne iş olsa yaparım dediğiniz bir dönem haftanız var. Çünkü maddi olarak bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Evet şöyle diyeceğim. Ufak tefek işler ama sizi tatmin edeceğini düşünmüyorum ama yine de nereden başlasak, kerdir mantığıyla başlarsak iyi olacak. Ailenizi uzun süredir beklediğiniz ve almak istediğiniz bir para borç vermiş olabilir ya da size ve ha hak olarak gördü. Bu para ee, sanki 8 Şubat'tan sonra hanenize geliş yapacak ve hayırlı olacak. Ortak iş yapan terazi burçları için diyorum ki evet güzel güzel minnoş minnoş bir hafta doğru değerlendirirseniz kazançlarda hatta isminizi büyütmek istiyorsunuz ya da sanatsalla ilgili sanat yetenekleriyle alakalı bazı işler yapmak isteyebilirsiniz. Doğru bir süreç diyorum dedim bile. Sağlık konumuzla ilgili bir şey dedim mi? Sağlık konusuyla ilgili demediysem not almışım. Kalp spazmı, ya da damarlarla alakalı dikkat ediyoruz. Özellikle kadınların bu dönem dikkat etmesi ya da hani panik hatamız olur ve sıkışıyor hissediyor olabiliriz ya. Belki bir psikolog size iyi gelecek diyorum. Çok ciddi bir sağlık problemi hissetmiyorum ama kalp spazmına dikkat edelim. Özellikle erkek kadın ayrımı yapmıyorum. 2 Şubat, 8 Şubat akrepler nasılsınız? Yani şöyle demek istiyorum. Gözümde gözyaşı, kalbimde acı, en derin yara haftasına girdim eminecim diyecek akreplere sesleniyorum. Evet yani bazen e, umutlar tükenir ve nefes alamayız ya belki de bu hafta bu evre umutlar, umudum tükendi. Hayal ettiğim her şey böyle kötü kötü geliyor artık ben niye yaşıyorum Rabbim diyorsunuz ya. Bence Güzellikler Haftası. Bunlar yavaş yavaş taşlar oturacak. Ve bu taşlar otururken de siz de bazı hatalarınızı görüp e, bir arkanızı kontrol edip sonra bu hayatın akışına yelken açacaksınız. Çünkü sizin de dilinizin kemiği durmuyor. Papuç gibi diliniz var. Bu dili içine atın ve biraz yumuşak yumuşak hareketler sergilerseniz daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bazı akrep uçları ortaklık teklif alabilir ya da yeni bir işte yöneticilik teklif alabilir. Değerlendirmeniz taraftarıyım. Çünkü bu Bulunduğunuz noktada bazı karışıklıklar var ve artık bulunduğunuz iş yerine güvenmediğiniz için yeni bir iş, yenilik size iyi geleceğiniz ve kendinizi tekrar ispatlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü aynı noktada olmak sizi kasmıştı. Yeni tekliflere açık bir haftanız. Doğru değerlendirdiğinizde de doğru süreçler. Kendi işini yapan akrepler bu hafta güzel, bolluk, bereket, şans. Aslında hiç gelmedik müşterileriniz gelecek. Yeni gelecek haberler alabilir. Ya da e, ne bileyim e, avukatsanız bile geçmiş daha havalarla ilgili güzel paraların akışları ya da tekrar o insanların geri geliş dönemini sağlayacaksınız. Bu da size artı kazanç. Yerini büyütmek ya da evini büyütmek isteyen akrep burçlarına diyorum. Bu kadar krizde ne gerek vardı ama sen uzun süredir burada sıkıştın. Evi de boyamak istemiyorsun. Ya da bulunduğun noktayı da değiştirmek istemiyorsun evin içinde. Evet taşın. Bu sana iyi gelecek. Seni mutlu edecek şeyler her. Arabayla ilgili sorun yaşayan akrep burçları. Evet bir araba fikrimiz var. Değiştirip yenisini alalım dediğimiz. Evet bu doğru bir karar. Yapa yapabilirsiniz. Ama e, uzun süredir yurt dışı seyahati yapmak isteyen ve hep gitmek istediğiniz bir ispra, Fransa modunuz var. Ya da ne bileyim Avrupa ülkesi. Bence git çünkü çok en büyük hayaldir. Bunu kendine hediye yap. Çünkü hep birilerini düşünerek, birilerine iyilik yaparak değil. Kendini düşünerek bu adımı atarsan sevinirim. Bir pazar kahvamız. Yani e, 8 Şubat pazar kahvaltısı muhteşem geçecek. Ailenizle keyifle, huzurda, berekette. Sizin de dedeyle alakalı bazı miras konularınız gündemde olabilir. Bunlarla ilgili sevinç ya da e, sevinç haberi ama özellikle akrep burçları polis, asker olan yani şehir değişikliği ya da gitmek istediğiniz bazı noktalarla ilgili haber gelecek. Gayet güzel. Yani polis ya da asker olan bazı kimlikler de yer değişimi, şehir değişimi gerçekleşecek. Sağlık için bir şey dedim mi? Sağlık konusunda ilgili diyeceğim tek şey dişlerinizle alakalı. Son zamanlarda dolgunuz düşmüş olabilir. E, dişlerinizden kaynaklı ya da çarpıksa hani diş eti, net diş teli takmak istiyor olabilirsiniz. Yapın. Bir de geniz eti probleminiz olabilir. ihmal etmeyin diyor. 2 Şubat, 8 Şubat. Yay burçları. Evet sanki bir sınava girdik ve sınavda hep hayır, 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 hayır. Yine başaramadık deriz ya. Geçen hafta yay burçlarında içtim galiba suyu. Yani o ne biçim su içme? Yani bilmiyorum ama sizler nasıl bir su içiyorsunuz? Lütfen video çeker misiniz? Yani ve üstüne de bir mikrofon takarak içerseniz yay burçları kime dedim bilmiyorum. O zaman beni anlarsınız. Ama hani davulun sesi kulaktan hoş gelir. Benim belki içerken sesim hoş gelmiyor olabilir ama bunu mikrofon takıp kendinizi biri kaydetsin ve sonra lütfen kendini ne demek istedi? Çünkü burası ev ortamı evinizde gibi düşünün ama maşallah papuç gibi diliniz var hepinizin habire geçiriyorsunuz bana sağdan soldan yüzen pozisyonlar olsun canınız sağ olsun yay burçlarına şunu demek istiyorum evet sen bu hafta çok güzellik yaşayacaksın. Çünkü hani o, bu, şu bu gerginlik, bu evre bitiyor. Daha sakin, daha huzurlu böyle güzel, minnoş minnoş haftanın en güzel tadını çıkartacak sen olacaksın. Ve hani ödüllenmek istiyorum. Bu bana güzel haber gelsin. İşimle ilgili değişsin. Biraz param olsun. Kredi borçlarım var. Evet bu hafta bunlarla ilgili güzel güzel sizi mutlu edecek güzel haberler var. O yüzden şansınıza şans veriyor Diyorum. Çünkü niye? Çünkü yorucu haftaları geride bırakıyorsunuz, şanslı ve şansı hak ettiğiniz bir haftada olacaksınız. O yüzden gelecek teklifler ya da güzel e, konuşmalar size çok motivasyon yaratacak ve tekrar hayata bakışınız, gözlerinin ışıltısı dönecek ve ışıl ışıl olacaksınız. Herkes ışık yakıyor gibi yöneticileriniz ya da çalıştığınız ortamda renginiz değişecek, insanların farkına varacaksınız ve enerjiniz yüksek bir hafta çok doğru değerlendirdiğinizde de oluşması gereken güzellikleri gayet keyifle yaşayacaksınız. Bu da size artı evre. Para konusunda yöneticileriniz ya da bulunduğunuz noktada görüşmek istiyorsun, tam haftası, tam enerjiniz yüksekten de. Bir de maaşı yükseltirsek de, oh ne diyeceğim? İşsiz iş, hani işi olup da işinden rahatsız olan yay burçlarına şöyle demek istiyorum. Yerin rahattı ama illa ben gideceğim diyorsan size, sana bir teklif var ama bulunduğun noktayı özleyeceksin. Bunu iyi düşün. İşini şu dönem değiştirmen senin hani ben burada farkında olmuyorum diyorsun ya evet sen işinde başarılısın ve çalıştığın insanlar seni çok seviyor ama yerini de kıpırdatmak istemiyorlar. Hak veriyorum sana ama sen de çok çalışkansın be bir arkadaş. Biraz Evet, bence başka bir işe gitmene gerek yok. Yerini kontrol et. Çünkü e, burada kaldığın takdirde basamanda sürpriz değişik. Hatta üst düzey yöneticin sana çok güzel bir görev verecek. Hatta yurt dışı ya da yurt dışı ile alakalı bölümlerle ilgili sen ilgileneceksin. Bu da sana iyi geleceğini düşünüyorum. E, sabırlı ol. İşsiz olanlar için de evet doğru bir haftada evraklarınızı verirseniz olumlu cevaplar gelecek. Ve doğru kapınız aydınlanacak gözüküyor. Sağlık olarak... Kul, kulak burun alerjimiz hani e, bronşitlarımızla ilgili ve kırıltılı e, ses tonlarımız olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına git bana gerek yok. Gidiyorsun ilaçlarını alıp bu hırıltılardan. Son zamanlarda da uykuda uyanma gibi durumlarınız var. Uyku apneniz ya da uyku ilgili bir sorunuz olabilir. Bir e, uyku dengelerinizi kontrol et ya da kan değerlerinizi kontrol etmeniz gerekebilir. Neden uykusuz olduğunuzla ilgili mutlaka bir bilgi verilecek. Belki burada bir anne ile alakalı bir hafta sonu keyfi yaşayabilirsiniz. Ya da kız arkadaşınıza geçireceğiniz bir hafta sonu size iyi gelecek. Bir de mahkemesi olan ve boşanmak isteyen yaylar tekrar bir şans dönemi olabilir. Değerlendirirseniz evliliğinizle alakalı noktada rahata erecek. 2 Şubat 8 Şubat. Oğlak burçları. Hastalık haftası yaşayacağız. Nasıl? Gribal enfeksiyonlar, yorgunluklar, konuşamama, benim halim yok, oraya da gitmesem olur, A, bu işte benim elimde kalır dediğimiz bir hafta. Yani kendinizi e, hastalıkla şımartma haftasına hoş geldiniz diyorum. Yani en ufacık şeyde başım ağrıdı, sinüzüm arttı ya da birinden bir laf duydunuz, benim uyku halim var, bu hafta hiçbir şey yapmak istemiyorum dediğin. Aslında bunu hak ediyorsunuz ama birilerine hep bir, bir şey ifade ederken o oh, maşallah yine o yüzden hastalığı kullanabiliyorsunuz biraz enerjinizi 2-3 gün dinlendirirseniz çok iyi gelecek ve size de iyi geleceğini düşünüyorum. Evet sizde de bazı gelişmesini istediğiniz evraklar ve bazı süreçte uzun süredir beklediğiniz işler var. Bunlarla ilgili haber bekliyorsunuz ve hala gelmemiş olabilir ama gelme dönemi başlayacak. Siz korkunuzu endişe etme ama sabit işte olan bazı oğlak burçları bence yerinizle alakalı güzel bir sevinç ya da olmasını istediğiniz hayal ettiğiniz bir olayın zamanı gelecek. Sadece sabırlı ol. Zaten sabır küpüsün. Biraz daha sabırlı ol. Çok güzel anlaşmalar var. Şehir değişikliği ya da e, ülke değişikliği yapmak isteyen yani İstanbul'daysanız İzmir'e, İzmir'deyseniz İstanbul'a çocuklarınızın kariyeriyle ilgili gelmek isteyen bazı oğlak burçları Mayıs'a kadar bu kararı vermiş ve gelmiş olacaklar. Şu an daha Ocak'tayız. Ne Şubat'tayız. Şu an ne acelem vardı ama böyle bir iş planınız var, araştırmalarınız var. Doğru cevap verecek ve bu da sizin kariyeriniz, çocuklarınız ve aileniz için iyi olacağını diyorum. İşsizlere, işsizlere, işsizlere yani iş bekleyenlerimize demek istiyorum. İşleriyle alakalı hep işsizim diyen oğlakla biraz daha olumluluklar var ama siz beğenmeyebilirsiniz. E, aslında iş var da siz böyle mühendis, otokontrol, her hakimiyet gücünüz var ya. O yüzden biraz yer mi beğenmiyorsunuz? Bunu anlamış olmak istediğim için bu tavrı yaptım. Bence siz çok yeteneklisiniz ve her işi başarabilecek bir noktadasınız ve zekanıza hayranım. Kendi işini yapan oğlak burçlarına şöyle demek istiyorum. Evet kazanç, kazanç, kazanç. Ama artı ödeme ve vergiyle ya da ver, devletle ilgili vergi borçları, araba borçları ya da ne bileyim bir borç sizin kapınıza şlank gelecek bu biraz biraz canınızı çıkabilir ya da ödemediğiniz aidatlar elektrik faturanız ya da unuttuğunuz bir kredi kartı borcunuz olabilir bununla biraz sarsılabilirsiniz buna dikkat edin diyorum son zamanlarda yapmanız gereken en iyi doğru şey yüzmek vücudunuza çok iyi gelecek ve kül aldığınız göbeğiniz biraz yağlandı Göbek yağlarımızı biraz atarsanız sevinirim diyorum. Sizde de bu ara anneyle ya da babayla gereksiz tartışıp gereksiz kırgınlıklar olabilir. Anneniz ya da babanızı kırmanızı istemiyorum. Sakin oluyorsunuz. Evet haklısınız deyip olayı uzatmamanız lazım. Evli olan e, oğlak burçlarına şöyle demek istiyorum. Evet evliliğinde rahatsızsın. Duygularını yansıtmıyor. Sevgisini yansıtmıyor. Evde e, oturuyor köz köz elinde kumanda ya da e, mutfakta yemek modunda. O evreyi kapatıp daha güzellikler gelecek. Hatta bir kız çocuk muradı da olabilir diyorum. 2 Şubat 8 Şubat yani Kova Burçları Haftası Doğum Günü Haftanız biliyorsunuz her şey dönemsi 21 e, Ocaktan bu yana mutlu yıllar bütün kovalara diyorum e, Kova Burçları için e, Kova Burçları ile alakalı şu demek istiyorum duygusallık bir dönem yaşıyoruz ve içimizdeki geçmişle alakalı yaşadığımız hayallere git dalma e, ya da e, eski işinize özlem ya da bulunduğunuz eski iş arkadaşlarınızla ilgili diyaloglarla ilgili özlem böyle geçmişi bir iade etmek gibi dediğimiz süreç. Biraz duygusal bir hafta. Yani aslında yerini bulunduğunuz iş ya da yaşadığınız noktada bir sıkıntı yok ama siz e, kendi enerjinizi kaybetmişsiniz. Hani bu çocuğunuz, işinizdeki, kalbinizdeki ben hiç bitmeyen bir çocuğum var ama siz bu kalbinizdeki çocuğu tekrar bir hayata e, yemeğini mi eksiktin, vitaminini mi eksikti? Ne yapıyorsan yap bir çocuğu ruhunu çıkart ki senin o yaratıcı ruhun, o grupsal enerjin ve insanlara o kadar iyi gelen bir ses enerjin var ki bence sen bu dönem sen olursan daha huzurlu ve bereketli olacak. Çok uzun süredir insanlara koşmaktan, insanlara iyilik yapmaktan, insanların ruh halini dinlemekten o kadar çok bunaldın ki sen sen olursan mutlu olacağını düşünüyorum. O yüzden sen sen olmayı öğrenirsen başarı. İlişkiler konusunda evet ilişkinizle alakalı böyle bir ad var gibi, bir yok gibi, bir istiyor, bir seviyor, bir sevmiyor. Yani ben bir sevgilim var ama göremiyorum diyen kova burçlarına şöyle sesleniyorum. ...daha ne istiyorsun, daha ne yapsın adam sana... ...yani yalı mı yapsın üstüne... ...yapsın onu da razıyız da... ...daha ne yapsın, daha ne yapsın... E, e, ...ilişkisiz kova burçlarına şunu demek istiyorum... ...güzel bir aşk sizinle... ...kırpacak, göz kırpacak ama... ...sizin şu ara parasal evrenizdeki... ...sıkıntılardan o kırpan aşkı göremeyebilir... ...o yüzden bir yandan gözünüz aşkla... ...bir yandan para ödemelerinizle... ...alakalı noktaya bakabilirsiniz... E, ...belki... ...en büyük özleminiz anne... Ve ailede kardeşlerle ilgili bir sağlık problemi olabilir. Ve e, erkek çocuğu olan kova burçlarına şöyle söylüyorum. Çok uzun süredir de çocuğunuzla vakit geçirmediniz. Belki tam zamanı ya da onunla güzel bir tatile ihtiyaç olabilir. Ee, biraz bununla ilgili bir vakit ayırırsanız sevinirim. Son zamanlarda çok gereksiz para harcamalarım var. Neye harcadığını çok merak ediyorum. Hep devamlı düşünüyorum. Ve devamlı hesap yapıyorum ve çıkamıyorum diyen kova puşlarına sesleniyorum. Biraz yani para para mehrumunuz yok. Yani şu demektir paranın e, kullanmayı biliyorsunuz ama para e, ne kadar gittiğini anlamıyorsunuz. Biraz para finansınızı öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kredi kartı borcunuz size sıkıntı yaratabilir dikkat sağlık konunuzla ilgili en güzel haftanız en verimli haftanız belki hani yağ bezeleriniz olabilir damarlarda hafif şişmeler olabilir ama çok riskli bir sağlık problemi atlatacağınızı düşünmüyorum sağlıkla ilgili güzel sadece işte dediğim gibi bezeler yağ bezeleri olabilir biraz da mide ve kasık bölgenize dikkat ederseniz ayak üşütmeleri yapmazsanız sevinirim 2 Şubat 8 Şubat balık burçları neler bekliyor diyorsanız balıkların bu ara her şey minnoş minnoş tamam, evet evet dediği bir hafta olacak. Ne anlamda? Yani siz ona kızsanız da tamam olur. Siz onu işten kovuyorum dese tamam fark etmez ben giderim. Yani öyle bir minnoş minnoş bir ruhu var. Çünkü çok duygusal bir haftaya girdiniz. E, bu da şu anlamda e, hani hep insanlara emir vaki konuşuyorum ve insanları kırıyorum tavrındasınız ama siz insanları kırmazsınız. Sizin kıran insanları artık duymamanız için bu taktiği aldınız. O yüzden minnoş minnoş duygusal ruhunuza girip kendinizle alakalı yaptığınız hataları kontrol edeceksiniz. Bir daha bu hataları yapmıyorum deyip yeni bir balık yaratacaksınız enerjinize. Yani merhamet ve vicdan Evet radikal akıl ve zeka küpü balıklara sesleniyorum. Bu bununla bu, bunu birleştirdiğiniz zaman size hiçbir sıkıntı olmaz. Duygusallığı da Mantığı da aklı da birleştiriyorsun. Çünkü çok güzel bir teklif var. Bu teklifi değerlendirdiğin takdirde garantili bir iş kapın ve seni çok mutlu edecek bir süreç olacak. O yüzden ben senden korkmuyorum. Senin başarına hayran kalıyorum. Çünkü balıkları alık bilirler. Ben de şu kadar o yani 12 burcun arasında en daha en akıl en zeki en kurnaz burçları olarak tanıyorum. Evet duygusallığa bazı kapılan burç, balık burçlarımız var ama onlar da yaş ilerledikçe öğrenecekler. Ev konunuzla alakalı değişmesini istediğiniz bir nokta var. Ev satın almak değil. Yerinizi beğenmiyorsunuz ve bulunduğunuz etraftaki insanı yeni bir noktaya ve araba almak isteyen bazı balık burçları için tam zaman diyorum. beğendiğiniz zaten. Ufak da bir parası var. Krediyle mi alayım? Biraz da al çünkü bunu istiyorsun. Ee, uzun süredir ailenizin ailesi uzakta olan ve e, görüşemeyen bazı balık burçları bu hafta onlarla ilgili bağları geç, toparlayıp diyaloglar düzelecek gözüküyor. Hatta şöyle söyleyeceğim. Annenizi almak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz bir yatırım ya da bir hediye olabilir. Bunu da ailenize sunacak ve çok da mutlu olacak. Anne anneniz ya da büyüklerinizle alakalı. Evli olan balık burçlarında gereksiz bu ara bir alınganlık dönemi olabilir ama siz birbirinizi çok sevdiğiniz için uzatmayacaksınız. Hatta e, uzun süredir de çocuk yapmayan balık burçları evet biz aile tam o karar verdik ve aile olmak istiyoruz diyenlere de çocuk kararının başlangıcını diyorum ve e, almak istediğiniz bir e, paranız ya da hesabınızda bir altın biriktirmek isteyen bazı balık uçar bence onun yerine evinizi alın boşuna kiraya çıkmayın o parayı da artık toprakta bekletmeniz gerektiğini diyor. sağlık olarak burun enfeksiyonlarınız Sırt ve boyun fıtığınız ve son zamanlarda e, varislerle alakalı ağrılarınız olabilir. İhmal etmezseniz sevinirim. Sevgilinizle alakalı aşk konusunda da yeni aşk yaşayacak. Ve hayatlarınızı benim hayatım diyeceğiniz insanla karşılaşma ihtimaliniz var. O yüzden etrafa iyi bakın. Hangisi benim diye bakın diyorum. Evet hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz. Bizimle kalıyorsunuz kanalımızdasınız hepinize çok teşekkür ediyorum sevgi mutluluk huzur bereket bütün Türkiye topraklarındaki insanlara gelsin tüm dünyadaki insanlara gelsin içinizdeki vicdan sizin umudunuz olsun umut olan vicdan her zaman bereketli ve hayırlıdır mutlu kalın